Herkese merhabalar, ben Necin. Zaman zaman kitaplardan, dizilerden, filmlerden ve Erasmus anılarımdan bahsediyorum. Bugün ise Erasmus'a gidecek kişiler için önemli olan bir bilgiyi paylaşacağım. Almanya'da banka açımı. Tabii özellikle Almanya olacak. Ama aynı zamanda da videonun içerisinde vize başvurusunda banka açımının önemli olduğuna dair birkaç bir şey de paylaşacağım. Gerçekten ben Almanya'ya gitmeden önce bunun bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Kesinlikle bilmiyordum. Ve Almanya'ya gitmeden önce bu konuyla ilgili çok sorun yaşadım. Vize başvurusunda da, Almanya'ya gittikten sonra da, hatta hala yaşıyorum. Şöyle söyleyeyim, Almanya'da açtığım Deutsche Bank hesabım hala açık. Ve her ay banka hesabımı açık tutmak için, ki kapatmaya çalıştığım halde açık tutmak için benden 6 euro kesiyorlar. Vize başvurusunu yapmadan önce ya da yaptığınız sırada ya da randevu aldıktan sonra oraya gittiğinizde ve belgeleri teslim ettiğinizde birkaç şarttan biri. İlk önce tabii sizin banka hesaplarınıza da bakıyorlar, kontrol ediyorlar. Ve ondan sonra eğer bazı durumlarda yetersiz geliyor, bazı durumlarda yetersiz gelmese bile ülkeye göre şey değişebiliyor. Banka hesabı açmanız gerekebiliyor ve banka hesabınızda şu kadar para olduğunu göstermeniz gerekiyor. X miktar diyeyim ben buna. Şimdi benden X miktar bir para istediler. Banka ekstrelerimizi gösterdik. Bankadaki paralarımızı gösterdik. Yine de bizden X miktar para istediler. Ki bu X miktar aslında euro olduğu için çok bir X miktardı. Diler ki bize şu zamana kadar, ki 2-3 gün falan vardı. Ben zaten sürekli İstanbul ve Bursa arasında mekik dokuyordum o süre boyunca. 2 gün içerisinde banka hesabınızı açtığınıza dair bize tekrar bir belge getirin. O belgeden sonra vizenizi vereceğiz diye. Şimdi bu vize aşaması zaten çok stresli bir aşama arkadaşlar. Biliyorsunuz bayağı stresli bir aşama. İşte vizem çıkacak mı? Uçak bileti de istiyorlar. Uçak biletini çok salakça davranıp ilk uçak biletim olacaktı ve ilk yurt dışı vizem olacaktı. O yüzden çok tecrübesizdim. Ne kadar YouTube'da videoları izlesem de, ne kadar forumlarda bir şeyler okusam da yine de tecrübesizdim. Çünkü etrafımda da böyle bir deneyim yaşamış kimse yoktu. Deneyimsiz olduğumdan dolayı uçak biletini ben rezervasyon yaptırmayıp satın aldım. İlk uçak biletim böylelikle yanmış oldu. Ve uçak bileti için, özellikle Almanya için çok para ödüyorsun. Küçük bir miktar değil dediğim miktar. Ne? Vizem çıkamadı. Hatta ben o zamanlar çok şey diye bayağı depresyona girmiştim. Vizem çıkmayacak, bana vize vermeyecekler. Ben Almanya'ya gidemiyorum ve Erasmus yapamayacağım diye bayağı depresyona girmiştim. Neyse, benden banka hesabı istediler ve banka hesabını spesifik bir bankadan istediler. Deutsche Bank. Almanya'da bir Deutsche Bank açılıyor. Bir de Sparkasse. Yanlış söylüyor da olabilirim ikisini. İsimlerini buralara koymuş olacağım. İşte ikisinden birini açmanızı istediler. Şimdi Sparkasse, oraya gittiğinizde de sizden aylık öğrenci olduğunuz halde 7 euro, ki 1,5 sene önceden bahsediyorum, 7 euro aylık açık tutma parası alıyordu. Bu çok yüksek bir rakam. O yüzden ben dedim ki Sparkasse açmayayım. O yüzden Deutsche Bank'i düşündüm. Deutsche Bank'i açmak için de 3 hafta beklemeniz gerekiyor. Ki benim 2 günüm var. 2 günüm varken 3 hafta beklemek hiç mantıklı bir durum değil. Hiç değil. O yüzden ben kara kara düşünüyorum, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım. Almanya'ya geç gitme olasılığım daha da artıyor. Ben o uçak biletim yandığı halde dedim ki tekrar alalım. En azından rezervasyon edeyim. Rezervasyon etmek için de bir miktar para aldılar. Neyse, biz güzel paraları ödemiş olduk o zaman. Ben 2 gün sonraki randevuma ne olur ne olmaz diye gittim konsolosluğa. İşte vize merkezine, pardon. Vize merkezine gittikten sonra oradaki çok tatlı bir kadın. Gerçekten o kadına kaç kere hakkınızı helal edin, çok yardımcı oldunuz falan dedim. Ama hala da anıyorum. Bana dedi ki, İşte başka öğrencilerden duyduğuma göre Pintaba Bank diye bir banka varmış. İnternet üzerinden açılıyormuş. Ve Deutsche Bank gibi 3 hafta beklemene gerek yok. Bir günde hepsini açabiliyorsun. Oraya gittiğin zaman da paran hesabına transfer edilebiliyor. Böyle bir şey söyledi. Ben zaten o kadar sevindim ki. O zamana kadar gittiğim İstanbul paralarını katın, uçak biletini katın, yani her şeyi katın, zaten çok para harcamışız. En sonunda dedim çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ondan sonra aynı gün yolda Fintiba Bank'tan ben hesabımı açtım. 5 dakika bile sürmedi. Hesabımı açtım, para transferini yaptık ve bu kadar basitti. Her şey bu kadar basitti. Zaten Fintiba Bank
Size online yardımcılar da var. Online yardımcılarla size yardımcı oluyorlar. Online adımları yani step by step ilerliyorsunuz. Ve çok kullanışlı bir banka. İnternet bankası. Canlı bir banka yok. Sadece Frankfurt'ta vardı. Frankfurt'ta da zaten gitmeme gerek yoktu. Her şey internet üzerinden halledildi. Ben Fintibaba banka paramı yatırdım. Ve vizem bu şekilde çıkmış oldum. Zaten dediğim gibi eğer Duşamenk ya da Sparkasse'ye güvenmiyorsanız, güvenmeyi bırakın ya da o kadar vaktiniz yoksa ya da o kadar paranız yoksa beklemek istemiyorsanız Fintiba Bank bunun için biçilmiş kaftan. Birkaç forumda çok güzel kendi deneyimlerini paylaşan arkadaşlar olmuş ama kesinlikle yetmiyor. Nasıl yaptıklarına dair daha çok insan bir bilgi istiyor. Çünkü yatırdığınız para az buz para değil. Yani eğer benimkisi kadar x miktar para istedilerse hiç az buz para olmuyor. TL'den de zaten Euro'ya değiştirince parayı daha uçuk miktarlar elde ediyorsunuz. Neyse ben Almanya'ya gittim. Almanya'ya gittiğimde çok fazla sorun yaşadım. Ama gerçekten aşırı sorun yaşadım. İlk önce ben kendime özel sigorta yaptırmış olmama rağmen bir uçakta sigorta oluyor. Bir de oraya indikten sonra sigorta yapmanız gerekiyor. Ben kendime oraya indikten sonra Almanya'da sigorta yaptırdım 6 aylık. Benim hastaneye gitme deneyimim oldu. Maalesef ki bir sabah uyandığımda sağ gözümün altında bacak ısırığı vardı. Ve yüzüm şu ankinden şu şekilde şişti ve mordu. Bu yüzden göz doktoruna ve başka cildiye falan gitmem gerekti orada. Zaten o ayrı bir tecrübe. Onu ayrı bir kenara atalım. Bambaşka bir şeydi o. Neyse. AT11 belgesi istediler. Arkadaşlar bu Türkiye'de ücretsiz alabildiğiniz bir belge. Eğer sigortanız, bağ kurunuz bunlar düzenli olarak ödeniyorsa hemen gidip alabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Ama eğer ödenmiyorsa çok zor oluyor tabii. İlk önce borçlarınızı ödemeniz, bir sürü şey yapmanız, ondan sonra alabilmeniz gerekiyor. Neyse benim AT11 belgemi aldılar annemler. Ben AT11 belgemi almadan gittim. Çünkü dediğim gibi özel sigorta gösterdim. Oraya indiğimde de özel sigorta yaptım. Ve Fintiba Bank beni işte bu noktada yüzüstü bıraktı. Yüzüstü bıraktı demeyeyim de. Okula gittiğimde okulda benden ekstra olarak Duşamank'tan hesap açmamı ve okul kredimi. Okul kredisi ödedim bu arada. O bir dönem boyunca 250 euro falan ödedim. Orada kalmak için, orada okuyabilmek için. Okul kredimi Duşamank hesabıyla transfer etmemi istediler. Aynı zamanda orada kaldığım yurtta evde her ay benim banka hesabımdan parayı çekiyordum. Şimdi x miktar parayı Fintiba Bank'a yatırdım ben. Fintiba Bank her ay bana, mesela Fintiba Bank'ı düşünün, Duşamank hesabımı düşünün. İki tane banka hesabıma çıktı. Ama birine gitmeden önce, Fintiba Bank'a gitmeden önce, Duşamank'a gittikten sonra açmıştım. Fintiba Bank her ay Duşamank'e yatırdığım paranın böyle bölünmüş versiyonlarını yatırıyordu. Mesela işte 10 lira yatırdım, her ay 2-2-2-2 böyle o şekilde bana yatırıyordu. Ben de o şekilde parayı Duşamank hesabından çekip harcıyordum. Ama Fintiba Bank oraya Almanya'ya gittiğimde benden bir sürü şey istedim. İşte Ecin Hanım şunu onaylayın, bunu onaylayın, şunu onaylayın, bunu onaylayın. Ben oraya gittiğimde ancak ikinci ayın yarısından sonrasını, yani üçüncü ayın girişimizde, üçüncü ayda alabildim neredeyse parayı. O yüzden birazcık sorun yaşamış oldum. Duşamank hesabıma açık olsaydı belki de yaşamayacaktım bunları. Ama o zaman da diğer arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla onlar daha da fazla para ödemişler. Mesela ben her ay şu anda Almanya'da olmadığım halde 6 euro banka hesabımı açık tutmak için ödüyorum. Ki kapatmaya çalıştığım halde. Neyse dediğim gibi Fintiba Bank bu konuda size çok yardımcı olan, yine de çok ilgilenen bir bankam. İnternet bankası. Duşamank ise gerçekten insanı illallah ettiren, çok sinir eden. Ben her gittiğimde oradan para çekmek için bile bir sürü sıra bekliyordum. Sıra zaten oradaki yaşadığım yerin küçüklüğüne bağlıydı diyeyim. Ama ilgilenen insan var ve ilgilendikten sonra sizinle sizi bekletme oranları o kadar yüksekti ki. Bir banka hesabı açmak 2,5 hafta sürebilir mi? Onlar yüzünden zaten bir ayım uzadı hatta yani. Neyse banka hesabımı çok geç açtılar. Bunu da bir kenara bırakalım. Ben oraya gittiğimde, Almanya'ya gittiğimde Hannover'den Ziraat Bankası'na gittim.
Harika bir şey. Ha, orada Türklerin olması harika bir şey. Bana çok yardımcı oldular. Ziraat Bankası'ndan paramı rahatça çekebildim. Annemler bana para gönderdiklerini rahatça çekebildim. Çok para kesmeden, biliyorsunuz gerçekten çok para kesiliyor. Mesela Almanya'ya gittim. Almanya'dan geri döndükten sonra arkadaşıma biz orada yaşadığımız süre boyunca televizyonumuz yoktu. Ama televizyon kablosu girişi olduğu için hepimiz 10 euro ödedik her ay boyunca. Yani her şeyden vergi alabiliyorlar. İşte 10 euro ödediğimiz için arkadaşıma son 2 ayın parasını transfer etmiştim. Çünkü fatura gelmiş, fatura gelmeden ödemek istememiştim. Transfer etmek istedim. 20 euroyu ne kadar fazla transfer parası ödediğimizi aklınız hayaliniz almaz. Benim bankalarda yaşadığım tecrübem bu şekildeydi. Umarım benim yaşadığımı siz yaşamazsınız. O yüzden Fintiba Bank'ı öneriyorum. Böyle sorun yaşıyormuş gibi anlattığıma bakmayın. Gerçekten bana çok yardımcı oldular. Vize sürecinde de, vizeden sonra da, orada yaşadığım zaman boyunca da. Ki eğer Fintiba Bank olmasaydı ben Almanya'ya gerçekten gidemeyebilirdim. Böyle bir gerçek de var. O yüzden Fintiba Bank'ı hepinize öneriyorum. Özellikle Almanya'ya gidecekler için. Zaten bu video birazcık daha Almanya'ya gidecekler için oldu. Eğer bir sonraki videomda, sohbet videomda Erasmus'ta yaşadığım bu AT11'den kaynaklı hastaneye gittiğimde neler yaşadığımı duymak isterseniz yorum bırakın. Çünkü gerçekten hem endişe verici bir hikaye hem de eğlenceli bir hikaye. Çünkü bir insan uyandığında nasıl yüzü bu kadar şişmiş olabilir anlayamıyorum hala. Neyse beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.